Sürecin bir an önce çok radikal tedbirler alınması ve bu sürecin atlatılması lazım. Yani bir aysa bir ay, üç aysa üç ay radikal tedbirler alacaksınız ve dolayısıyla bu salgın hastalığı yenip doğal kendi sürecine bırakıp ondan sonra Türkiye'nin kendi çalışmasını sürdürmesi lazım bütün alanlarda. Mücbir sebep dolayısıyla yine arkadaşlarımın ifadeleri oldu. Mücbir sebep sadece belli gruplar, belli çevreler, belli sektörler için değil, bütün sektörleri kapsaması lazım. Bütün sektörleri kapsattığı zaman da en azından mücbir sebepten kaynaklanan pek çok sorun da kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Süreçte çek konusunda da şikayetler geldi çünkü çok sayıda karşılıksız çek çıktığı ifade edildi ve bundan sonra da e, tahmin ediyorum karşılıksız çekler çıkacaktır. Bu konuya da e, mutlaka e, çözüm üretmek gerekiyor. E, çünkü hiç kimse imkanı olan hiç kimse e, ön yargılı değilse, kasıtlı değilse kendi çekini öder. Firmasının bir itibarı vardır, kendisinin bir itibarı vardır. E, çekinin karşılıksız kalmasını istemez. Ama bugün yaşadığımız koşullar bazen kişinin elinde olmadan çekini ödeyemez pozisyonuna getirebiliyor. Hemen hemen bütün arkadaşlarım bu mücbir sebep uygulamasının bütün sektörleri kapsaması gerektiği konusunda bir görüş birliği içindeler. Sorunu bilen sizsiniz. Dolayısıyla bütün arkadaşların, bütün başkanların aynı şeyi dillendirmesi, aynı sorunla karşılaştıkları anlamına geliyor. Bu arada üretimde düşmenin de e, önemli rakamlara ulaştığını e, ifade ettiniz. Elektrikte %30, doğalgazda %50 e, bir düşüş olduğunu Hatta bazı e, organize sanayi bölgelerinde elektrikteki düşüşün %40'lara, %50'lere bulduğu da e, ifade edildi. Belki önümüzdeki süreç içerisinde e, üretim tekrar e, olan e, büyümesini yakalayacaktır. E, ama bu süreç içinde kayıpların bir şekliyle giderilmesi ve bu konuda bazı önlemlerin, ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneğini aslında bütün başkanlar dile getirdiler ve bütün başkanlar kısa çalışma ödeneğinin bir an önce uygulamaya konmasını verilen kararın bir an önce hayata geçirilmesini ifade ettiler. Bizim gördüğümüz kadarıyla bir bürokratik bazı kurallar var, engeller var. Bu bürokratik engellerin süratle ortadan kaldırılması lazım. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği konusunda da bir arkadaşımız ifade etti buradaki gün şartının kaldırılması lazım. Çünkü bu istihdamda işvereni de rahatlatacaktır. Aynı zamanda işsizlik sigortası fonunda biriken para var. Bu, bu para da bir anlamda amacına uygun olarak kullanılmış olacaktır. Bu Başkan arkadaşlarımın e, özellikle ifade ettikleri bir konu daha var. Bir an önce radikal kararlar alınmalı. Radikal kararlar alındıktan sonra COVID-19 ile mücadelede bir başarı yakalanacaktır ve ondan sonra süreç kendi doğal mecranı evrilecektir diye. Doğrudur belki sorunların arkasından gitmek değil sorunların çıkabileceğini düşünerek e, önlemleri baştan almak lazım. Sürecin uzamasının sanayiye zarar verdiği de ifade edildi. Doğrudur bu süreç ne kadar uzarsa sanayi o kadar büyük zarar alacaktır, üretim zarar alacaktır. Sonuçta aldığınız piyasalar, kazandığınız piyasalar vardı, mal ihraç ediyordunuz o piyasalara. Eğer üretimde ciddi düşüş olursa, talep daralması olursa ve firmalar uzun süre üretemez noktaya gelirse pazarları kaybedebilirler. Burada da ciddi sıkıntılar görünüyor. Bu arada da bazı somut öneriler de geldi sayın başkanlardan. Bunlardan birisi destek paketi tüm sektörleri kapsamalı. Yani bir grup sektörü destekleyip öbür grup sektörü desteklememek gibi bir ayrımcılık olmasın. Bütün sektörler desteklensin. KDV alacağı olan çok sayıda sanayicimiz var. KDV alacakların bir an önce ödenmesi lazım. Böylece firmanın da eli rahatlayacaktır. Belki sosyal projelere biraz daha fazla kaynak ayırma imkanı da olabilecektir. Enerji yoğun sektörler var. Elektrik ve doğalgaz faturalarının bu arada biraz daha insaflı olması gerektiği konusunda belli bir zaman dilimine yayılması, örneğin 6 aylık bir zaman dilimine yayılmasının bu süreci biraz rahatlatacağını arkadaşlar ifade ettiler. Bu arada exim bankın e, tabii bu süreç içinde de e, önemli bir rolünün olduğunu kabul etmemiz lazım özellikle ihracat bağlantılı işlemlerde exim bankın bu konuda daha güzel sağlıklı ve kolaylaştırıcı bir çalışma kredi mektupları da dahil olmak üzere yapmasında yarar var o ifade ediliyor. E, sanayicinin e, sürekli üretmesi ve sürekli istihdam yaratması e, şeklindeki görüş hepimizin ortak kabulüdür aslında sanayici sürekli üretecek ve sürekli ürettiği zaman istihdam yaratacak işini büyüttüğü zaman istihdam alanı büyüyecek işini büyüttüğü zaman ihracat yapacak ihracat yaptığı zaman ülkesine döviz getirecek dünyadaki gelişmeleri teknolojideki gelişmeleri takip edecek bunlar zaten bir sanayicinin arzu ettiği hatta onun rüyalarını süslediği hedefler bu bağlamda biz sanayici, az önce konuşmamı açarken ifade etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir sanayici, ekonominin kamu görevlisi olarak görüyoruz. Sanayici kendisi için çalışma, sanayici ülkesi için çalışır. Sanayici sosyal projelere büyük ölçüde destek verir, istihdam yaratır. İşçiyi de gözü gibi korur. Bunu da gayet iyi biliyorum. Sayın başkanlar bir anımı da anlatayım. Seçim çalışmaları sırasında bir firmayı ziyarete gitmiştim. Bana şunu söyledi firmanın sahibi dedi ki bir işçiyi işten çıkarmanın bize ne kadar büyük acı verdiğini siz biliyor musunuz dedi. Biz dedi o işçi işi aldıktan sonra onun düğünüydü, oğlu askere gider, askeriydi, cenazesiydi. Yani onlarla beraber biz bir aile oluruz aslında. Ama ekonomik kriz gelip bizi vurduğu zaman mecburen bazılarını işten çıkarmak zorunda kalıyoruz veya daraltmak zorunda kalıyoruz üretimi. Onun bizdeki acısını sizin anlamanız gerekiyor dedim. Doğru, haklı. Her dediğim gibi sanayici işini büyütmek ister, yeni iş alanları yaratmak ister, istihdam yaratmak ister ki sanayici bugün daha fazla personel çalıştırdığı için övünen, vergi ödeyen bir kişidir. Bu vesileyle ben sorunları aktardınız bu sorunları biz değişik platformlarda dile getireceğiz. Bazen sözlü, bazen yazılı, bazen birebir görüşerek bu sorunlar bir şekliyle iktidara aktarılıyor. Bunları da aktaracağız.